Efendim herkese merhabalar. Cumartesi günü saatler yine biri gösterdiğinde Kuşadası'nda konuşan adamda yine sizlerle izliyoruz. Kuşadası'nda sadece gerçeklerin konuşulduğu tek program. İnşallah bu programların da çoğalmasını Cenab-ı Allah'tan nasip ederiz diyelim artık. Yapacak bir durum yok. Şu anda tek başımıza canlı yayın olarak da söylüyorum. Tek başımıza bu tür programlar yapmaya devam edeceğiz. Amaç gerçekleri Kuşadası'yla birleştirmek, vatandaşla örtüştürmek. Bugün neredeyiz? Güzel bir manzara. Kuşadası yazısı. Bir de birazcık katledilmiş bir Kese Dağı manzarası. Ve yanında balıkçı tekneleri. Limandayız efendim. Liman tamamıyla bir ölü şehir gibi. Bunları da yayından sonra da gösteririz. Tüm dükkanlar kapalı. Yani bugün sokağa çıkmak istemesi var diye değil. Normal zamanda da zaten bu şekilde. Sadece bir iki tane paket servis yapmaya çalışan işletmeler var. Yapmaya çalışan diyoruz. Bu arada Vera'mız da var. Vera'yı da gösteririz birazdan. 3 tane canlı yayın konuğumuz var bugün. Alper Bey, şu anda mevcutta bulunan yayını yaptığımız işletmenin sahibi Alper Özay bizlerle beraber olacak öncelikle. Sonrasında da Fuat Akdoğan konuğumuz olacak. Sizler de eğer soru sormak istiyorsanız canlı yayınımızda sorabilirsiniz. Biz de buradan hemen bir açalım yayınımızı da. Tamamıyla sorularınızı da buradan göreceğiz. Efendim nelerden bahsedeceğiz? Birçok şeyden bahsedeceğiz. Kuşadası sorunlarından bahsedeceğiz ama öncesinde de tabii ki esnafların sorunları ile ilgili hem işletmeci yani restoran işletmecisi hem de turizmle ilgilenen konuğumuz olacak. Bu konuları kendisiyle konuşacağız. Tabii ki Fuat Bey'e de bunlarla ilgili soracağımız birkaç bir şey olacak. Bu arada bunu takmadan tabii olmaz. Onu da bir takalım bu arada. Mikrofonumuzu takmayı unutmuşuz. Tamam mı? Şurada yapalım. Aynen. Nelerden bahsedeceğiz? Yaklaşık 15 günden beri devam eden bir ben yaptım, sen yaptım polemikleri var Kuşadası'da biliyorsunuz. Esasında çok da polemik değil. Yapan belli. Kullanan belli. Ne zamanda yapıldığı belli. Ama bir taraftan da algı operasyonuyla devam eden biz bunları biz yaptık diyen belli bir kitle var. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Sevgili Soner Başkanım senden de bahsedeceğiz. Dün akşam biliyorsunuz eski Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Soner Kaplan sosyal medya hesabından bir ileti paylaştı. Yani mevcutta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar değerli bir parti olduğu ki Bilce de öyle çünkü atamızı kurduğu bir parti. Tüm siyasi partiler, vatanı seven tüm siyasi partiler bizim gözümüzde zaten eşittir. Ama Soner Bey tabii kendi partisini şu kısa satırlarla bahsetmiş. Yol geçen hanı değiliz. Hani bizden böyle geçip uğrayıp gidemezler gibilerinden yazmışlar. Biz de tabii ki altına geçmiş tarihiyle ilgili sanırım Soner Başkan'ın o dönemde Kuşadası ile ilgili çok fazla bilgisi yoktu. Biz de mevcutta peki mevcut belediye başkanımız için ne diyeceksiniz dedik. Yani Yeni Türkiye Partisi'nin burada kurucularından kendisi diye bahsettik. Çok fazla derinlere inmek istemezken alttan bazı karşı şeyler gelince tabii ki yazmak zorunda kaldık. 2004'te peki mevcut belediye başkanınız partinizden parti ihanet suçunda ihraç edilmemiş miydi diye de sorduk. Bu konuyu daha sonra hatta haftaya yine çok önemli bir konum olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. Onu da değerlendireceğiz. Biz şimdi yavaş yavaş bu güzelim manzarada, yalnız duruşuma da bakıyorum bayağı kaykılmış vaziyette duruyorum. Alper dostumuzu, Alper Özay'ı alalım. Serdar kendisini mikrofonunda takalım. Seslerde bir sıkıntımız yok değil mi bu arada? Şu an yok. Kontrol ettik. Tamam şu an yok. İleride olabilir. Alper hoş geldin. Merhabalar. Kendi kolon yanmış gibi ikram edeyim sana. Bu arada arkadaşlar kafadan söyleyeyim. Hiç yok maske, cartçut gibi hiç polemiklere girmeyin. Çünkü açık alandayız. Ve mesafemiz de burası ekrandan yakın gibi gözükebilir. En az 1,5 metre bir mesafemiz de var. Kolonyamızda hijyen COVID koşullarında. Covid geçirmiş biri olarak. Hem de olan. Evet Covid geçirmiş biri olaraktan. Oradan konuya girelim Alper. Nasıl da hastalık diyelim. Vallahi Allah kimseye göstermesin ve bana olmaz kesinlikle demeyin. Bu Covid'in kime ne zaman vuracağı belli değil. Hı hı. Ben hafif geçirdim. Hafif geçirsem dahi yine de bayağı bir ağrılarım, sıkıntılarım oldu. Hala nefes darlığı yaşıyorum. Hı hı. Çok dikkatli olmak lazım yani. Süreçte kaç defa test oldu?
Ben ilk başında oldum ve sonunda bittikten sonra oldum. Oldu. Sonrasında bir de yine tekrar bir tomografiye de girdim. Sonra tekrardan akciğer tomografisi vesaire çektirdim. Orada da buzlanma ve hafif ciğerlerde kristalleşme olduğu ortaya çıktı. Hala hafif olmasına rağmen. Hafif olmasına rağmen halen daha tedaviye devam ediyoruz. Geçmiş olsun diyelim. Sağ ol. Peki sağ ol. Karantina sürecinde nasıldı? Valla karantina sürecinde 10 gün tabii evde kendimizi izole ettik. Hı hı. Allah'tan ben eşime bulaştırmadım. Ona bulaşmaması iyi o. Kimseye de bulaştırmadık. En başında yakaladığımız için bir sıkıntı olmadı. Ama bu arada devletimiz güzel organize olmuşlar. İlacımıza kadar her şey evimize geldi. Her gün kontrol etmeye geldiler. Hı hı. Bu anlamda iyiydi. Ama hastalık zor bir hastalık. Aman herkes dikkat etsin. Aynen. Serdar, yalnız kamerayı birazcık açısını Alper yarımda kalıyor. Sponsorumuzdan dolayı biliyorsunuz sponsorumuz her şey 7/24. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu zamanlarda arayın. İstediğiniz ihtiyaçlarınızı getiriyor ki en önemli özelliği de onu da söyleyelim. Kuşadası'nın esnaflarından sadece temin ediyor ürünlerini ve de evlere çok yapıyor. Güzel. Kuşadası esnafı demişken sen de Kuşadası'da bir esnafsın. Hatta bir iki tane iş dalım var. Ama şu andaki mevcut iş dalım restorancılık. Doğrudur. Şöyle Serdar, şurayı bir gösterebilir miyiz? Bakın restoranların halini şu anda bir bakın. Bakın. Bütün restorancılar şu anda restoran dükkanları hepsi bu şekilde. Hatta lokantalar da bu şekilde. Evet, doğru mu? Kafeteryalar evet, bu doğru, şekilde. Doğru. Bu hastalık zaten en çok kafe ve restoranlara vurdu maalesef. Kahvehaneler ve restoranlar İş yapamaz durumdalar. Kuaförler bir şekilde belli saatlerde berber, yapıyor. Kuaförler bir şekilde dönüyorlar. Onlar yapıyorlar. Ama kafe ve restoran sektörü, kahveler de aynı. Çok kötü duruma düştüler. Paket servisle bu işler dönmez. Yani en basiti bizim işletmemizde 20 kişi çalışmakta. Bu 20 personel maalesef ki herkes işsiz kaldı. Hı hı. Devlet bir şekilde yardımcı oluyor ama normal aldıkları maaş gibi olmuyor tabii. Olmuyor. Yani bu hastalığın günah keçisi restoran ve kafeler oldu. Peki bu süreci restorancılar bazında otomatikman senle ilk başta bunu değerlendireceğiz. Peki sen paket servis yapamıyorsun şu an. Yapamıyorum. Yani senin gibi bu tür işletmelerin birçoğu zaten paket servis yapamayan durumda. Hazır karşılığı birkaç tane aynı işletmelerden var. Hepsi komple kapalı oluyor. Hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Peki nasıl ayakta duracaksınız? Valla işte kredilerle ayakta durmaya çalışıyoruz. Mal sahipleri tabii kiraları vesaireleri durdurmaları gerekiyor. Ya da bayağı bir indirim yapmaları gerekiyor. Personelimize bakmaya çalışıyoruz bir şekilde ama çok zor. Artık herkesin dayanma gücü kalmadı. Son noktaya gelmiş durumda. Bankalara gidiyorsun, bankalar doğru düzgün kredi vermiyor. Onu soracaktım zaten. Kadar. Yani demin krediler dedin de yani kolaylık sağlıyor mu bankalar? Ya bizim maalesef ki diğer tarafları bilmiyorum ama benim tamam böyle bir şeye ihtiyacım yok. Fakat esnaf arkadaşlardan duyduğum kadarıyla özellikle devlet bankaları, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank. Üçü de devlet atıyorum KGF için 5 milyon bütçe veriyor banka başa. Bunun 4,5'ün 4,750'sini maalesef ki Kuşadası'ndaki sermaye sahibi belli kişilere banka müdürleri peşkeş çekiyorlar. Ve bu peşkeş çekiyorlar. Bu sefer gittiğinde başvurduğunda sana atıyorum yani normal şartlarda 100 bin kullanabiliyorsan 25 bin verebiliyor. Ya da veremiyor. Ya da bunu göstermiyorlar bile. Sonra da cuma namazına gidip başını secdeye kılıp sonra vicdanını rahatlatmaya çalışıyorlar. Ve bir de bu sermaye sahiplerine yol gösteriyorlar. Dolar al sat, borsa oyna, parayı al, arka planda para kazandırıyorlar. Artık ne karşılığı yapıyorlar, niçin yapıyorlar bunu bilmiyoruz. Ama bütün esnaf kulaklarını çınlatıyor devlet bankalarının müdürlerini. Hepsinin de haberi özel olsa. Özel sektörde de yok mu? Özel sektörden kullanıyoruz. Kullanıyorsun özel sonra. Sektörden daha rahat alabiliyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız ne dedi? Devlet bankalarına gittiğinizde kredi bütün esnafımıza yardımcı olacaksınız diyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın sözünü maalesef ki Kuşadası'ndaki banka müdürleri bunu dinlemiyorlar. Şu, ya da uygulamıyorlar. Şu biraz belki de sonuç olmuş olabilir bankalar için. Özellikle Halkbank'ta mesela esnafa bir 25'er bin lira bir kredi verildi. Onda bir sıkıntı yaşamadı. Zaten devletin kasasından ödenen bir paraydı. Bunu verdik. Gerisini de ne yaparsak yaparız mantığı herhalde birazcık.
Ya onu bile çalıyor. Onu bile Erol'cum onu bile çok az kişiye verdiler. Ya ben duyuyorum. Yani gerçekten üzülüyorum. Etrafımızda çok arkadaşımız var. Duyuyorum. Bankada daha işleme bile almıyorlar. Yani çünkü nasıl alacak? 5 milyon bütçe vermiş Kuşadası'ndaki X bankaya devlet. 5'in 4.750'sini Kuşadası'nda 4 tane 5 tane büyük sermaye sahibi var. Ona hemen anında vermiş banka müdürü. Ondan sonra bütçemiz kalmadı. Nasıl kalacak? Sen bir kişiye bu kadar, 3 kişiye, 4 kişiye bu kadar parayı yatırırsan, verirsen diğer küçük esnafa bir şey kalmaz. Olan küçük esnafa oluyor burada. Allah herkesin yardımcısı olsun. Biz buradan olsa. Söyleyelim yine devlet bankalarının Kuşadası'ndaki en azından müdürleri bununla ilgili bir açıklama yapmak isterlerse hafta içi tabii ki canlı yayınımıza bizdeki o teknolojiyle bağlanma olamıyor ama bir cevapları olursa da yayınlamaktan mutluluk duyarız varsa eğer bir cevapları bu iddialarla ilgili. Ki Alper Özel iddialarından öte bu bizim de açıkçası hafta içinde de birçok esnaftan kulağımıza gelen bir şey. Kredi almaya gidiyoruz. Her şeyimiz tamam. Kırmızı çizgimiz yok. Teminatlarımızı veriyoruz. Hatta şu bile söyleniyor. Okey bu şekilde krediniz çıkar deniyor. Hevesleniyorlar ama sonrasında paramız yok veremiyoruz demesi. Bütçemiz yok. Bütçemiz kalmadı vesaire bu tarz yani. İnşallah düzelir. Vallahi Sayın Vekilim Mustafa Savaş'a buradan sesleniyorum. buradaki devlet bankaları müdürleriyle bence konuşsun. Birçok esnaf arkadaşımız gerçekten çok zor durumda. Çok zor durumda. Bu konuya bence bir el atsınlar. Yani böyle 3 tane 5 tane firmaya peşkeş bankacı. Çekip. Tabii eski Halk Bankası tabii. Genel Müdür Yardımcısı peşkeş çekip olmaz. Eminim ki Mustafa Başkanım bu işi çözeceğine inanıyoruz yani. Kuşadası esnafına yardımcı olacağına da inanıyoruz. İnşallah olurlar diyelim. Sahadaki kafeler full doluydu. Sosyal mesafeye uyulmadı. Bunu biz hak ettik maalesef demişler. Ya tabii bazı yerler böyleydi ama bazı yerler çok tedbirlere uyuyorlardı. Şimdi buradan yayın yapıyoruz diye söylemeyelim. Zaten bilenler bilir. Genelde restoranlara dolaşırız. Birçok restoran yani sizin bu portiyerken gibi yani ne derler biraz kalbur üstü restoranların hepsi bu kurallara çok fazlasıyla uyuyorlardı. Masalarda dezenfektan, evet. Kolonyalar, personel maskeli hatta siperlikle o şekilde aynen, uyuluyordu. Aynen. Ama aynen. Maalesef biraz da hani gençlerin gittiği kafelerde biraz bunlar daha teenage, şey yapılmıyordu. Doğru evet, söylüyor evet, arkadaşlar da. Kafe işletmecisiyiz 2 aydır. Ve yılın ilk aylarında 3 ay toplamda 5 ay kapalı olmamıza rağmen tüm devlet ve belediye tahsilatları 12 ay üzerinden yapılıyor. Destek sıfır diye seni de destekleyici bir yorum gelmiş Yusuf Savaş'tan. Şimdi Alper, yıllardan beri limanın içerisindesin. Evet. Ya en eskisin. Evet, 18 yıl. Ve o zaman dikman liman işletmesiyle de diyalogların ister istemez evet, daha da gelişmiş vaziyette. Evet, evet. Peki turizmde hep başka dalların da var uğraştığı. Evet, onlardan evet. Da çok en azından turizmi içi dışlı bilen birisin. 2021 için öngörün ne? Ya da limanla mesela diyalogların oluyor mu? Bu konularla ilgili konuşuyor musunuz? En azından gemi turizmi için ne vallahi dersin? Valla gemi turizmi için bence Haziran ayına kadar hiçbir şey yok. Yani bunu böyle bilelim. Haziran ayından sonra da gelse dahi 3-5 tane gelir. Hiç kimseye bir şey çıkmaz. Maalesef ki çıkmaz. Hiç kimseye bir şey etmez. Ama kalıcı müşteri biraz olacak herhalde. O da aşıya bağlı ne kadar olur bilmiyorum. Yani çünkü bir geminin Kuşadası'na gelebilmesi için operasyon 18 aylık bir operasyonla tamam, ondan oluyor. Bahsedeyim. Yani bugün ben hadi gemi yolculuğuna haftaya çıkayım diye bir şey söz konusu değil mi? Maalesef ki değil. Yani belki Yunan gemisi, Celestial firması var Yunan gemisi. Belki o biraz satışlara başladı ama... O da bu aşının vereceği duruma göre ya gelir ya gelmez. Ama bence 2021'de bu benim şahsi görüşüm. Ben olacağına inanmıyorum. Tarihinde Kuşadası Limanı'nda bunları görmedik ya. Balıkçıları görmedik. Serdar bir gösterebilir misin o tarafa? Bakın yani ciddi anlamda bakın balıkçı tekneleri yani limana balıkçı tekneleri yanaşmış durumda. Limana balıkçı tekneleri burada yanaş. Biz ne gemiler gördük zamanında. Balıkçı gemilerin yanaştığı yerde... Bence imkansız gibi duruyor bu senede. Bu senede gitti gibi duruyor yani. Aynen. İnşallah ben yanılırım. İnşallah gelir yani toparlanır. Aynen bu arada görüntülerde oraları gösterirken restoranın da durumunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Yani tüm restoranlar böyle. Sandalyeler masanın üzerine ters çevrilmiş.
Dükkan kapalı kardeşim derler evet, ya. Dükkan kapalı. Onun geliyor. Gibi. Peki son olarak Alper şunu sormak istiyorum. Limanın ya da çevre esnafı kalıcı turistle diye yani getirisi ne oluyor? Ya liman çevresindeki mağazaların, dükkanların hiçbir şekilde kalıcı turisti göremiyor. Çünkü kalıcı turist daha belediye merkezinin olduğu taraflarda ya da Sağlık Caddesi'nin üst taraflarında. Kalıcı müşteri bu taraflara hiçbir şekilde gelmiyor. Liman çevresi tamamen kruz, gemi müşterisiyle ayakta duruyor. Ama tabii bir şekilde artık bu müşteriyi de çekmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yapacak bir şey yok yani. Teşekkür ediyorum. Var mı demek istediğin, benim vallahi sormadığım, unuttuğum son olarak şeyler varsa? Şunu söyleyeyim. Liman yönetimi bize kiralarda bir indirim yaptı. Umarım diğer arkadaşlar için de diğer mal sahipleri kolaylık sağlarlar. İnşallah yardımcı olurlar. Bu kadar. Teşekkür ederim. Alper, ben teşekkür ediyorum. En azından bizi de burada ağırladın. Aynen. Konuğumuz da oldun. Sağ olasın. Daha önceden de bir defa daha yayına çıkarmıştık. Bu arada sizin de hayırlı olsun. Yeni yemek programına başlıyormuşsunuz. Çeşnicibaşı diye. Aynen, Çeşnici. Celal Çakaloğlu'yla. Böyle bir şey var. İlk sponsorda biz olalım. İlk yemek de burada olsun bari. İnşallah restoranlar bir an önce açılsa. Açıldıktan sonra ilk yemek burası olsun. YouTube'dan yapacağımız yeni bir programımız olacak. Restoranların açılması, pandeminin bitmesini biz de bekliyoruz. Çeşnecibaşı Cengiz programına evet. Olacak. Kendisi de burada Celal abinin. Evet. Alper çok sağ ol. Teşekkürler. İnşallah bir an önce açılırsınız. İnşallah, bir an önce çalışan arkadaşlar da paralarını kazanmaya başlarlar. İnşallah. Sizler de ben paranızı teşekkür ederim. Kazanırsınız. Herkese hayırlı hafta sonları olsun. Mesafeye, maskeye dikkat etmeye devam edelim. Edelim. Biz sevgiler, de böyle takmayalım diyelim. Bize... Ama dışarıdayız. Aynen, dışarıdayız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, maskemizi takmamızın tek sebebi karşılıklı zaten evet. Mesafemiz var. Zaten kazayla birde birimiz Covid'de olsa şu andaki rüzgardan o mikrop evet. Burada durmaz. Yani gider. O derecede bir esasında güneşli bir hava var Kuşadası'nda ama yaklaşık 5-6 saatlerini, saatler 5-6'yı gösterdiğinde galiba yağmur yağacak yağmur gibi var. Gözüküyor. Var, çünkü evet. Balıkçı tekneleri de açılmamışlar zaten. Sırf o yüzden hava patlayacak diye. Çok sağ ol, teşekkürler. Görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar, birazdan fragmanı da yayınlamıştık. Değerli eski belediye başkanımız Fuat Akdoğan bizlerle olacak. Fuat Akdoğan ve köpeği Vera bizle beraber olacak diye bırakmıyor çünkü peşinde. O derecede. Başkanım, sizi de artık yavaş yavaş yayına alalım. Bu hafta arkadaşlar dolaşmıyoruz. Bu hafta konuklarımız var. Kuşadası'nı özellikle yurt dışından takip edenlerin çok hoşuna gidiyor. Dolaşaraktan yayın yapmamız bizim. Mikrofonun altında mı kaldım? Bravo Serdar. Buyurun başkanım. Hoş geldiniz. Kolonyamız var. Kolonyayı alayım da bu güneşten nasıl konuşacağız? Bu tarafa dönüp konuşuruz diyelim. Ne yapalım artık? Yani yayın yapmak için böyle bir yeri tercih ettik. Güneşin de çıkacağı yayın öncesinde güneş hiç hesapta yoktu çünkü gözükmüyordu. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Güneş gözlüğünüz var mı yanınıza? Varsa yok. Takabilirsiniz, yani ayıp olmaz. Yok yok, olsa da takmazdım zaten. Sevmiyorum öyle. Hayat nasıl gidiyor başkanım? Covid de hayat. Oldu. Covid geçirdiniz mi siz? Soralım bari. Geçirmedim resmi olarak ama bazen hissediyorum acaba ayakta geçiriyor muyum bunu diye. Bazen öyle bir şey geliyor, bir ne bileyim işte yorgunluk, uykusuzluk ama hayır geçirmedim. Ben iki defa şüphelendim, gittim kendim. Test oldum. Test oldu. İki de sıfır. Yani geçirmemişiz. Allah'tan. Yani geçirmeyelim artık. Bu yaştan sonra şu aşı da gelsin şey de bir an gelir, önce. Bize iz bırakır yoksa evet aşı herhalde 2020 senesindeki olabilecek en iyi haber. Aynen. Bütün dünya bekliyor. Sonuçları da iyi olur inşallah. En son program yaptığımızda saçlar sıfırdı başkanım. Evet. Şapka vardı. Şapka vardı. Şimdi eski hale dönüş yapmışsınız. Güzel olmuş. O bir ara uzun süreli kapama oldu ya, berberle evet. Her şey kapalıydı. Rahatladık. Bu arada izleyenler sorarsa ya sokağa çıkma kısıtlaması var. Hani Alper Bey, Fuat Bey nasıl burada? Alper Bey restorancı olduğu için zaten gelebiliyor. Fuat Bey de çiftçi efendim kendileri. Çiftçi şu anda uğraştığım o çiftçi. Olduğu için ondan dolayı çiftçiler de çıkabildiği için Fuat Bey de hazır çıkabiliyor diye getirdik. Başkanım, vallahi maşallah. Yorum yağmaya başladı. Zaten öncesinde de bir iki dakika geç girdik. Hemen yazlar Fuat Başkan yok muydu? Hani niye yayın yapmıyorsunuz diye. Neredeyse tüh yalancı falan diyeceklerdi. O derecede. Size burada soruları hazırladık başkanım.
Peki. Soruları soracağız. Tek tek inşallah cevaplarsınız. Açıklıkla öyle diyelim. Şunu sormak zorundayım. Seçim olalı 20 ay mı oldu yerel seçim? İşte Mart'ta 24 ay olacağını geri dönersek 21 ay olmuş. 21 ay oldu. 21 ayda neredeydiniz başkanım siz? Şimdi bu soruyu soruyorlar. 21 ayda nerede? Ben biliyorum nerede olduğunuzu. Nerelerde dolaştığınızı da çok evet. iyi biliyorum. Ama bilmeyenler için hani şey diyorlar. Bir yapışmışlık var ya, Fuat Bey hep yurt dışındadır. Hep yurt dışındadır. Hep yurt dışındadır. Bir şehir efsanesi. Neredeydiniz? Yani 21 ayın zaten aşağı yukarı, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, 15-16 ayını Covid ile geçiriyoruz. Evet. Bu süre içerisinde açıkçası pek çıkmadım dışarı. Hı hı. Ev ve çiftlik arasında mektik okuyorum. Kuşadası'ndasınız. Kuşadası'ndayım. Hiç ayrılmadım. Ulaşan da buluyor zaten sizi. Evet. Ulaşmak isteyen. Eskiden telefon numaramı da değiştiriyor diye insanlar bozuluyordu. 2009'dan beri telefonum aynı. 11 senedir aynı telefon numarayı kullanıyorum. Herkes de var zaten. Sabahları yürüyüş yapıyorum. Bir iki komik olay da oldu. Ondan sonra iyice artık çıkmadım. Tam bu Covid'in en hararetli olduğu zamanlarda millet evlerde kapanmış. Korumar'ın polis noktasına kadar yürüyorum. Atatürk ile evin önünden polis noktasına kadar. Dönüyorum artık. Sabah saat 8 çeyrek geçiyor. Daha hafif hafif aydınlanmış ortalık. Station wagon bir Renault. O kadar söyleyeyim. Beyaz. Karşıdan geliyor. Beni gördü. Sağa doğru yani yanlış. Ters şeride doğru evet. girdi. Dedim hayırdır dur bakalım ne olacak filan derken önümde durdu. El frenini çekti. Vay başkanım özledim öpeceğim. Ne öpeceksin la dedim. Korona var. Şu var bu var. Uzaktan selamlacım. Hay illa öpeceğim. Şimdi öyle olunca öpüşmedik. Ama yani netice itibariyle böyle şeylerle de netice itibariyle sizin sorunuza cevap daha çok evdeyim. Ofisi de eve taşıdım zaten. Evden çalışıyorum. Hı hı. Çiftlik, ev. Evde güzelmiş bu arada. Program yapmışız. Gördük. Kuşanızı da gördük. Evet. Ben teşekkür ederim. Ruh zaten biliyorduk. Ruhu evler. Evet. Güzel bir ev. Çiftliği de merak ediyoruz. Bir gün misafir ederseniz bize çiftlikten olur, de iyi yaparız. Olur. İnşallah öyle söyleyelim. Efendim şaka bir tarafa. Biz başkanı ne zaman arasak bulduk. Bazen telefonla sorduk. Sonuç itibariyle Kuşadası tarihini en iyi bilenlerden özellikle siyasi tarihini bizim de atladığımız bir şeyler oldu mu? Yardımcı oldu her zaman başkanımız. Başkanım şu dere yatağını niye kapadınız siz? Oradan başlayalım. Zamanında şu dere yatağını kapamışsınız. Evet. Şimdi ben mı acaba? Siyasete 1987'de başladım. Anavatan'da. Hı hı. Anavatan AK Parti, işte Anavatan Demokrat Parti, tekrar AK Parti. Başka bir şeyimiz olmadı zaten. Bu süreç içerisinde biraz önce ifade ettiğiniz gibi Kuşadası'ndaki belediye başkanlıkları, ilçe başkanlıkları konusunda birçok arkadaştan daha uzun süre o görevlerde kaldım. Hı hı. 89'da Metin Bey'le, Metin İstanköylü Bey'le meclis üyeliği olarak yola çıktık. Sonrasında ilçe başkanlığı. İlçe başkanlığı sırasında DSİ'den dere ile ilgili gelen yazıları hatırlıyorum ben. Ve belediyemize o zamanlarda söylüyorduk. Bu derenin üstünü, iki çeşmeliğin üstünden itibaren kapatmayalım. Yeni yeni öğreniyoruz o zamanlar. Hani şimdi söyleyince nereden biliyor Fuat diyecekler ama o zamanlar yeni yeni öğreniyoruz. Büyük bir akıntıyla gelen suyun kapalı havza içerisindeki yarattığı basınç bazı yerlerde eğer kendini kurtaramıyorsa mazgallardan patlama yaratıyor. Nitekim işte seçime geldik 99'da. Geldikten 4-5 ay sonra 99 depremi oldu Gölcük'teki. Bir 10-15 gün orada kaldık işte 4-5 belediye yardım götürdük. Arkasından da bu sel felaketi oldu. O sel felaketiyle aslında kapatılmaması gereken derenin üstündeki yerleri doğa patlattı zaten. Sonrasında tekrar mühendis arkadaşlarla çalışmalarda yer yer bu oluşan basıncı eğer tahliye edebilirsek bu suyu denize kadar götürebiliriz şeklinde bir ifade oluştu. Fakat nüfus çoğaldı. Derenin bazı yerlerinde üstünde yıkamayacağımız, kaldıramayacağımız binalar oluşmuş. Dolayısıyla dedik ki suni bir dere daha yapalım. Bu suyu çünkü iki çeşmelik tarafından gelen Kirazlı'nın bütün o dağların suyunu toplayan bir dere var. Zamanında 11 dere varmış ama evet. şu anda 2 dereye kaldık. Bir de bizim ticaret odası şimdiki garajın önünden doğru gelen. Bunlar belediyenin az ötesinde bir yerde birleşiyorlar.
Ve gene o zaman öğrendik. Düz akan, yani düz akan derken ne oluyor? Mezarlık tarafından dümdüz denize giden suyun iki çeşmelik tarafından gelen su önünü kestiğinde yandan gelen su arkadan dik gelen suyun önünü kesiyormuş. Evet. Doğa kanunu. Biz de o zaman öğrendik. Ve ondan sonra da işte o düz gelen su basıncı bırakamadığı için, atamadığı için patlamalar yaratıyor. DS ile çalıştık. Şeyden derenin içine girdik arkadaşlarla. İki çeşmenin sonuna kadar yürüdük derenin içinden ve karar verdik. İşte derenin üstünü o zaman açtık. Avcılar Kulübü'nün yüzünü denize döndüğünüzde sağ tarafından suni bir tane daha dere yaptık, evet, denize kadar. Ondan sonra işte ne oldu? 15, bu iki seneyi de sayarsanız aşağı yukarı 17-18 senedir Kuşadası'na herhangi bir baskın bir şey yaşamadı. Ha, bunlar yeterli mi? Çoğalan nüfusla, değişen iklim ortamıyla, zamansız ve çok selli yağan yağmurlara şu anda yeterli gelir mi? Artık bunu şimdiki yönetimin bunu biz yaptık demesinden ziyade oturup yapılanla ilgili neler daha öteye götürebileceklerini uzman kişilerle tartışmaları şimdi lazım. Şimdi şunu bir ortaya koyalım. Yanlış hatırlamıyorsam ki yazdım ki yalanlama da gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Gürbeli'nin sosyal medya hesabında. Derenin üstünü kapatan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanıydı zamanında. Doğru, evet, muyuz başkanım? Açan? Açan benim. Sizsiniz. Yani hangi parti? Siz hem Anavatan'da hem AK Parti döneminde iki dönem yaptınız. Anavatan zamanında açıldı. İlk dönemde açtık. Açıldı. İlk dönemde açtık ve dediğim gibi o işte diğer çalışmaları da yaptık. Dereye pis su bırakanları önüne geçtik o zaman. Dediğim gibi derenin içinden yürüdük gittik. Yani tarihte var böyle, ben yapmadığı halde ben yaptım diyen siyasetçi, padişah, efendim işte kolluk gücü, kuvveti. Hem tarihe saygısızlık, hem yapana saygısızlık, hem gündemi yanlış yönlendiriyorsunuz, mevcut yönetime de saygısızlık. Aynen. Kendi aralarında mı var bir sorun bilemiyorum. Ama yanlış bir ifadeydi. Peki yine aynı şekilde hemen arkasından bir hafta sonra Cebevi'ni de biz yaptığa dönüldü şu anda. Yani ilk başta o algıyla bir çıktılar, evet, basına. Öyle bir basın bülteni atıldı. İşte Cem Evi'ni biz bitirdik, açılış yapacağız. Genel başkanımız gelecek falan filan. Ama sonra ben ve benim gibi o dönemi hatırlayan, bilen kişilerdi ki hatta takıldım bazı yerleri, yine ben sizi aramıştım yanlış hatırlıyor olabilir miyim diye. Çünkü sağlam girmemiz gerekiyor. Biz de doğru olanları yazmıştık. Hayır, burası Engin Bey zamanında arsası verildi. Sizin döneminizde yapıldı. İşte Esat Bey döneminde eksikler, Özer Bey döneminde klima iklimlendirme şeyleri takıldı. Şu anda yapsanız yapsanız dedik ki bir ince sıva mava işi varsa onları yapıyorsunuzdur. Doğrudur. Doğruyuz değil mi bunlar? Boyadır, kapıdır, mobilyadır. Belki bu tip şeylerle ilgili. Ki ruhsat verilmişti zaten. Ruhsatı değil, siz Türkiye'de dünyada ilk veren biziz. İbadethane olarak da. Evet, bir cenneve kabul gören yer Kuşadası. Kuşadası. Sizin döneminizde. Ve bununla ilgili de gerek yurt dışındaki Alevi Kültür Derneklerinden, gerek yurt içindeki genel başkanlarına kadar bu konuda teşekkürlerimizi aldık. İnsanların bu konudaki genel başkan seviyesindeki açıklamalarıyla beraber zaten sağ olsunlar gerekli bize itimamı gösterdiler. Ben Kuşadası'ndaki bu canlardan da bir takım açıklamalar beklerdim. Sağ olsunlar hepsi açık. Hiçbir şekilde konuşmadılar. Artık ürktüklerinden midir? Yoksa unuttuklarını zannetmiyorum. Ama gerekli açıklamayı gene Ankara'dan genel başkanlık seviyesinde hem şahsıma hem benle beraber o zamanki bu konuda destek veren yönetimdeki arkadaşlara bir teşekkür edildi. Dolayısıyla o konuda ben açıklama dahi yapmadım. Dereyle ilgili kendi resmi sayfamdan açıklamayı yaptım. Evet. Ama Cem Evi'yle ilgili öyle bir açıklamaya lüzum dahi görmedim. Peki başkanım, bunları neden mesela mevcut, ben şehre emin diye hitap ediyorum kendine, belediye başkanı neden hep algı, yani bunları hep biz yapıyoruz gibisinden bir algı şu anda gözüküyor ona. Ya da önceki mevcut belediye başkanı sırf siz değil, yani ki oğlu meclis üyesi olan Efe Berberoğlu'nun, Engin Bey de dahil olmak üzere, Engin abinin döneminde, sizin döneminizde, Esat Bey döneminde yapılan birçok şey yavaş yavaş sanki çaktırmadan yok ediliyor. Ya da üzerine başka ufak tefek, aynen cebimde olduğu gibi sıvı, alçı, bilmem ne kapı yapıp biz yaptık algısına dönüyor. Bunlar neden yapılıyor sizce?
mesela mevcut Kuşadası gibi bir yerimizde havuzumuz yok. Eski belediye başkanı yapmış oldu, havuzları yıktı. Şimdi 99'da ilk seçildiğimiz zaman bununla ilgili eski siyasetçi arkadaşlardan, yani bu konuyla, bu tip yaklaşımla ilgili eski siyasetçi arkadaşlardan şöyle bir telkin geldiydi. Demişlerdi ki ya işte Kuşadası'nda uzun süredir yönetimde kalmış bir arkadaşımız var. Engin Bey'den bahsediyorlar. Hı hı. Onun dışında şu anda ön plana çıkan kimse yok. İşte onun yaptıklarının üstüne bir takım şeyleri biz ilave ederek biz yaptık, biz bitirdik, biz açtık, biz devam ediyoruz şeklinde. O zaman bir kamuoyu araştırması yaptırdık biz. Vatandaştan şöyle bir şey çıktı. Bir kere bu tip ifadelerle vatandaşı saf insan yerine koymak korkunç bir ters tepki yapıyor. İnsanlar çünkü evet balık hafızalıyız ama o kadar da değil. Bazı şeyler somut önünüzde durdu mu dere gibi, işte Cemevi gibi duruyor önünüzde. Unutturmak pek mümkün değil ve insanlar onun ne zaman kim tarafından yapıldığını da unutmuyor. Şimdiki arkadaşımız aynı hataya düşüyor. Engin Bey'le ilgili, benle ilgili, efendime söyleyeyim, Esat Bey ve Özer Bey'le ilgili yapılmış olanları inkar ve üstüne küçük birer çivi çakarak ben yaptım, ben bitirdim şeklinde getirip eski siyasetçilerin dönemi bitti, artık bizim dönemimiz başlıyor ifadesini insanlara Kuşadası'nda anlatmaya çalışıyor ama dediğim gibi vatandaş bu tip kutuplaştırmalara çok karşı. Hı hı. Vatandaş zamanında beraber çalıştığı siyasetçinin tamamen Kuşadası'ndan kaybolmasını ve bu şekilde yanlış bir şekilde kişilere anlatılmasını hep karşı duruyor. Doğrudur, bizlerin yaşı itibariyle, zamanlaması itibariyle artık gençlerin önü açılması lazım. Ama bu şekilde yapılan siyaset kendilerine ters dönecektir. Ve yani unutturma yolunda, tarihi saptırarak anlatma yolundaki çaba da boş olacaktır. Bunu görecekler zaman içerisinde. Program tanıtımında da görselde şunu yazmıştım. Kuşadası'nın tarihiyle mi oynanıyor diye. Bu soruyu size zaten sormak istiyordum. Çünkü neden? Son yapılan hamlelerden ben bu yola çıktım. Kuşadası'nın kültüründe ya da bir denize kıyısı olan bir ilçenin kültüründe bir balıkçı kahvesi kültürü mutlaka vardır. Ya da Kuşadası için söylüyorum, diğer ilçelerde vardır yoktur bilemem. Kuşadası tarihinin, tarihsel kişilerinin bile zaman geçirdiği bir avcılar kulübümüzü vardır bizim. Avcı olup olmamasının çok da önemi yoktur. Yok. Oraya giderler, yani büyüklerimiz hep orada olurlar. Yani yaşlı bir insan bulmak istiyorsak direkt avcılar kulübüne gideriz. Bu değişmiyor. Şimdi her iki yerle ilgili de belediyenin bir tasarruf yoluna giriyor. Yani bu nedir? Ben buraları ihaleye çıkaracağım, vereceğim. Bana ne balıkçılar kahvesinden, bana ne avcılardan, tarihsel yapıdan mantığıyla gidiliyor. Bunlarla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz geçtiğimiz seçimlerde biraz geç yola çıktık. 69 gün zannediyorum çalışabildik. 69 günün sonunda da karşımızdaki Cumhuriyet Halk Partisi ve onun rakibinden yenildik. Bu süreç zarfında bir grup, işte Fuat Akdoğan Kuşadalıların, Kuşadası'ndaki doğma büyüme yaşayan insanların adayı, işte Kuşadalılar ona oy verecek gibi bir algı yarattılar ki maalesef Kuşadalılardan da gerektiği kadar oy alamadık. Bu da ayrı hikaye. Onu başka bir zaman konuşuruz. Şimdi buradaki aslına bakarsanız anlatılması gereken şey aidiyet duygusuydu. Aidiyet, bir yere ait olma, o hissi evet. Yaşayabilme duygusu. Şimdi bunu eğer siz Tarış'ın bahçesinde top oynamadıysanız o Tarış'ın binasının yıkılması umurunuzda olmaz. Avcılar Kulübü'nde sizin dedeniz, babanız, amcanız, büyükleriniz siyaset yaparken veya yapmadan gidip bir kahve içmediyse ve siz onu eğer onun ağzından duymadın, dinlemediyseniz orayı yıkıp yıkmamak sizin umurunuzda olmaz. Kuşadası'nın ilk mesleklerinden balıkçılık, çok uzun süre Kuşadası 67'den liman yapılmadan önce işte 52'de benim pederle başlıyor o
gemilerin buraya gelmesi konusu. Ondan öncesine kadar hep Kuşadası balıkçılıkla geçinen bir ilçe. Onu bilmeyen, o balıkçı teknelerinin kokusunu, o balıkçı teknelerinin tamiratını, şu balıkçı barınağının içerisindeki zaman içerisinde yaşadığımız kabotaj bayramındaki yaşadıklarımızı, efendim eski oradaki restoranların güzelliğini bilmeyen bunu tatmamış, o duyguyu yaşamamış ya da bu büyüklerden bu maceraları dinlememiş olan insanlar o aidiyeti, o duyguyu yaşamazlar. Dolayısıyla o binaların yıkılması veya Kuşadası'ndaki yaşayan bu tarihsel yapılardan o çok eski duyguları, hisleri olan insanların kırılması da çok umurlarında olmaz. Tarihi değiştiremezsiniz. Değiştirmeniz mümkün değil. Ama mesela Avcılar Kulübü ile ilgili zamanında ben de teklif etmiştim. Hastanenin yan tarafında bir girinti vardır. İlçe tarımla hastane arasında. Oraya taşıyalım. Şu yolu biraz genişletelim, açalım diye. Şimdi o yol trafiğe kapatıldı. Orası evet elden geçirilip biraz daha düzgün bir hale getirilebilir. Ama tamamen avcıları yok saymak, orasını yıkıp onları oradan çıkarmaya çalışmak bence çok doğru bir şey, sonuç vermeyeceği gibi birçok insanı da kıracaktır. Aynı şey balıkçılarla ilgili. Bu insanlar gerek orada çekek yerinde teknelerini tamir ederken, gerekse aşağıda balıklarını satarken yakın olmak isterler. Kaldı ki Kuşadası'nda insanların ailesiyle, eşiyle, kızıyla, efendim işte kız arkadaşıyla, sevgilisiyle gidip kahve kültürünü yaşayabildiği tek yerlerden bir tanesi Balıkçılar Kahvesi. Ve bana sorarsanız Kuşadası'nda bulunduğu yer itibariyle de hiçbir tarafa şu an için zararı yok. Eğer ki oradaki bütün belediye çarşısıyla beraber yeni bir yapı, yeni bir oraya güzelleştirecek meydanlarla bir şey yapacaksanız eminim ben o zaman balıkçılar da buna karşı durmayacaktır. Kendilerine tekrar yer verilmesi kaydıyla ama. Çünkü oradan çıkartılıyor, tamamen ihaleye verilip kendine bir yerde gösterilmiyor bildiğim kadarıyla şu anda. Yanılmıyorsam şeyde Saat Kulesi'nde bir yer göstermek için teklif etmiş belediye başkanı. Ama biraz da saçma değil mi yani? Liman burası, balıkhane burası. Balıkçı barınağı orası. Yani oradan uzak bir noktada balıkçılar için şey değil. Bir mahkeme süreci galiba var. Zaten galiba balıkçılar kazandılar balıkçılar ilk etapta. Balıkçılar mahkemeyi kazanmışlar. Duyduğum kadarıyla istinaf da kazanılan mahkemeyi galiba onaylamış. Şimdi bir Yargıtay süreci var. Artık onun sonucuna herkes tabii uymak zorunda kalacak. Kazansaydınız devam eder miydi Avcılar Kulübü ile balıkçılar? Siz olsaydınız. Ben hatırlayacaksınız ikinci dönemde o insanların, FETÖ'cülerin benimle uğraşması olmasaydı ben orayı yıkacağım diye mahkeme açmıştım. Bütün o çarşıyı yıkıp sadece oradaki gıda noktalarını ve şeyi balıkçıları orada tekrar bırakmak, çekek yerini modernize ederekten balık tezgahları, işte balık pişirme yerleri, balıkçının kahvesini ile beraber orada hem bir meydan yaratıp hem de orasını tekrar düzenlemek için yola çıktıydık. Olmadı. Dolayısıyla yani balıkçı esnafını yok edemezsiniz. Buranın hala ondan geçim sağlayan oldukça kalabalık bir grubu var Kuşadası'nda. Şimdi başka sorular da geliyor. Sorularınızı da arkadaşlar elimden geldiğince sormaya çalışacağım. Ya bir beyefendi yazıyor. Şurada bir yerde. Fatih Bey yazmış. Fatih Benici. Şunu sormadan geçebilirim ki. Tabii. Bu 100 yani siz Fuatzede denen belediye çalışanlar. Evet. 111 miydi? 101 mi? 111. 111 kişi. Şimdi bunun üzerine seçim döneminde bir algı yapıldı. Bildiğimiz kadar tüm yani bizi izleyenler de biliyor. Ama aynı o 111 kişinin %70'ine yakın şu anda Ömerzede vaziyettedir. Bilemiyorum. Buna ne diyeceksiniz? Birçoğu tekrar hani İşe alınanlar işten tekrar çıkarttı ya da kendi çalışmayacak olan akrabalar bir şekilde alındı. Çoluğu, çocuğu, yeğeni, meğeni ve birçoğu da şu anda tekrardan işten ayrıldılar. Şimdi bakın belediyemiz bizim zamanında maalesef hak etmediği bir şekilde ve de ihtiyacı olmadığı bir şekilde doldurulmuş.
Hı-hı. Dışarıda veya Kuşadası'ndan alınan insanlarla işte oy alırken, oy isterken verilen sözlerden dolayı. Ben 99'a seçildikten ya 2 gün ya 3 gün sonra mazbatayı aldıktan çalıştığımız arkadaşları, işçi, memur, sözleşmeli ne varsa hepsini topladım. Dedim ki bakın bu belediyeden işçi azaltılması gerekiyor. Burada benim taraftarım, öbürünün taraftarı, benden öncekinin taraftarı, yeni girmiş, eski çıkmış, bunları dedim kayda almam. Siyaset yapmayın. 9-5 belediyeye aitsiniz, kamuya aitsiniz. Görevinizi adam gibi yapın. Hı hı. Saat 5'ten sonra kimle ne şekilde sohbet edip beraber olmak istiyorsanız olun. Ama mesai saatinde duyduğum, gördüğüm, işini aksatan olursa kim olduğuna bakmadan kusura bakmayın dedim. Çünkü çıkarmak zorundayım. Belediyede şişik bir kadro vardı. Konu bundan ibaret. O süreç içerisinde takip ettik. Neticede de işini yapmayanı işten çıkardık. Çıkanları yerine birilerini aldınız mı? Hayır. Ben sayıyı düşürerek bıraktım belediyede. İşçi çalışan sayısını. Borçta da bir düşüş olmuştu galiba değil mi? Belediye borçlarında belli bir miktar mı yanlış mı hatırlıyorum? Ya da çoğaltıp mı gittiniz bilmiyorum. Yok ama yok. Sanki hani Esat Altıngün'ün belediye başkanı hafızamız oluyor seçildiğinde hatta size bir teşekkür ederekten böyle yani yine borçları azaltmış falan personel azalmış diye bir teşekkürünü hatırlıyorum. Hafızam öyle bir şey ya şimdi, yanıltmıyorsa beni. İnsanlar bu konuda mesela geçenlerde de bir meclis toplantısında mevzusu yapılmış. Sevgili arkadaşım bir belediye başkanı seçilmesini müteakip ilk meclis toplantısında ondan önceki belediye başkanının yapmış olduklarını ibra eder ya da etmez. Ben etmedim 99'da seçildiğimde. Benden öncekini etmedim ve mahkemeye gittim. Bununla ilgili soruşturmalar açıldı, araştırmalar yapıldı. Haklı olduklarımız düzeltildi, haklı olmadıklarımız da biz de kaybettiğimiz oldu. Şimdi ben bitirdim, Esat Bey ibra etti. Esat Bey bitirdi, Özer Bey ibra etti. Özer Bey bitirdi, Ömer Bey ibra etti. Şimdi sen ibra ettikten sonra kalkıp mikrofonu eline alıp benden önceki şunu yapmış demen abesli iştigalden başka bir şey değil. Ya ibra etme o zaman. Git gereğini yap madem bu adamın yanlış yaptığını düşünüyorsun. Dolayısıyla benim aldığım zaman yalan olmasın şimdi. O zamanlar tabii trilyon vardı, milyon yoktu. 2.83 trilyon civarındaydı bütçe. Bıraktığımda 80'di. Şimdi kaç oldu bilmiyorum. Dolayısıyla tabii ki rakam bütçe 270-280 değil tamam, mi şu anda? Tamam. Tahmini bütçe 280 civarlarında. Tabii ki rakam büyümüştür ama idare edilemeyecek bir şey değildi. İller Bankası bizim ikinci dönemde AK Parti ile kazandığımız dönemde bize çok büyük destekleri oldu. Belediyenin borcu konusunda. Peki başkanım, şunu da soracağım size. Yani şehir efsanesi mi gerçek mi bilemiyorum. Ömer Bey her bir şey sizi arıyor mu? Öyle bir şey söyleniyor. Ya da daha doğrusu kendisi. Yani öyle lanse ediyor bizim kulağımıza. Ya ben Fuat Bey'den bunu öğrendim. Ben Fuat Bey'e bunu sordum falan gibilerinden. Hatta mecliste bile bir iki defa bir konuşması da o şekilde ki benim bildiğimle hatta tek güne falan geçirirken de size de bir sunum yapalım. Grubunuzla beraber. Her şeyi bana soruyor demek yanlış olur. haksızlık olur karşı tarafa da. Ama sağ olsun eskiye dönük takıldığı, sormak istediği bir şey olduğu zaman açıyor. Soruyor, konuşuyoruz. Şu an aranız nasıl? İki rakip bir olması gerektiği kadar diyelim. Bazı şeyler de söylenmiyor galiba başkanım öyle mi? Bu arada Osman Özçam depremden bahsetmişsiniz 99 depremiyle ilgili. O dönemde işte nasıl yardımcı olduğunuzu arama kurtarma ekibine burada şu anda AKEL'in başkanı. Evet. Sonra deprem sonrasında da hatta pasajınızda onlara ücretsiz yer verdiğinizden bahsetmiş. Sağ olsun. Doğrudur. O kadar çok soru geliyor ki başkanım yani akıyor, denk getirmeye de çalışıyorum. Şurada çok ilginç bir şey var. Gözlüğümü çıkaracağım valla, okumam gerekiyor bunu. Fuat Bey Akdoğan pasajında Atatürk'ün kurulmasına destek verdiği 1924 senesinde kurulan kadim bir dernek olan Türk Kadınlar Birliği Kuşadası Sübesi'ne 15 yıl kira almamışsınız. Başkanım varsa bir yer biz de tutabilir miyiz böyle ücretsiz şeyleri? Artık kendi değil. Valla yapılanlar var. Başkanım şimdi yapılanlar var, yapılmayanlar var. Şimdi
Hafızalarda şöyle geriye gidelim. Esat Altıngün dönemi, Esat Altıngün döneminde ilgilendiren, sonrasında Özer Bey döneminde de bir Kayan Evler'imiz var. Mücella İmgi sitesi. Şimdi Esat Altıngün nasıl ilgilendi? Onun döneminde başlanan bir şey var orada. Ama Özer Bey döneminde bu yaşandı. Siz de seçimlerde öncesinde, seçimler öncesinde birçok kez gidip oranın mağdurlarla da ziyaret ettiniz. Konuştuk. Hatta evet. Bir çözüm önerisi de getirdiniz. Çoğunlukla bu çözüm önerisine çok sıcak baktı oradaki mağdurlar. Şimdi hatta bugün yine yazmış arkadaşlar. Hala 6. yılları mı olmuş? Bir şey yazmışlar. Hala çözümü üretilmedi diye. Sizce Mücella Emgi Sitesi'nin yani oranın mağdurlarının durumu ne olacak? Ya da buradan mevcut şehre Emine'de ne denir buna? TÜYO denirse TÜYO. Siz çünkü orada bir şey söylemiştiniz. Oradaki mağdurlarla herkes de uyum sağlamıştı. Oranın çözüm önerisi ne, sizce nedir? Orada devletin desteği olmadan orasını çözmek çok kolay değil. Zaten şimdiki belediye başkanımız Ömer Bey de orada taraftı eğer yanılmıyorsam. Avukatlarıydı firmanın. Evet, firmanın yani evlerin kaymasındaki hatası olan ya da ihmali olan firmanın avukatıydı. Davalar en son geçen seneki Haziran'da oradaki yaşayan insanların lehine bitmeye başladı diye duydum. Ama bir zamandır görüşemedim onlarla da. Şimdi orada yanlış hatırlamıyorsam 2 blok tamamen. 4 blokta kısmen. Geri taraftakiler de şey yok. Dolayısıyla ki cami orada. Evet. Yani yapılacak şey belli ya belediyeden ama tabii bunun bir belediye tazmin kısmı da var. Dolayısıyla yani belediye başkanı biraz şu anda iki ucu hoş olmayan bir noktada. Ya belediyeden ya devletten bir araziyle o insanların yapan firmanın tazminiyle yerlerine kavuşturulması şeklinde bir çözüm olabilir. Hazineden bu konuda yer bulunabilir. Ne bileyim, Uydukent'ten bir takım takaslarla belediyenin orada yetkileri var. Uydukent'tekiler de mağdur. Şu anda evet. Elektrikleri kesilmiş hala. Orada da bir problem var. Yani korkumuz şudur, Uydukent gibi olacak, Kayan Evler gibi. Yani yıllarca sürecek gibi. İnşallah olmasın ama durum öyle gösteriyor. Başkanım, geçtiğimiz gün diyelim, yeni kurulan partilerden bir tanesinin Kuşası ilçe başkanı atandı. Behçet Alp, Deva Partisi'nde. Hayırlı olsun. Bununla ilgili görüşleriniz nedir? Deva Partisi'ne bir bakış açınız. Behçet Bey'in kurucu olmasına bakış açınız. Ya da Kuşadası siyasetinde, yani genelini sormuyorum. Kuşadası bazında bir şeyler yapabilir mi bu parti? Türkiye siyasetinde şu anda bazı şeylere karar vermek için benim genç siyasetçi arkadaşlara tavsiyem biraz sabırlı olmaları yolunda. Daha gelecek, önümüzdeki ilk seçimlere kadar daha gelecek partiler var. İki tane kesin gözüküyor, üç benim olabilir. Muharrem İnce'nin zaten partisi kesin gözüküyor, tamamen bakılıyor. Evet, dolayısıyla siyaset içerisindeki şu andaki iki büyük ittifakın içerisinde bölünmeler ve parçalanmalar söz konusu olacaktır. Bunun içerisinden yeni kurulanlar ve kurulmuş olanların bir kısmının belli bir ittifaka, kurulacak olanların bir kısmının belli bir ittifaka gitmesiyle Türkiye'de yani neredeyse Amerika gibi olacağız. Amerika'da bir demokratlar ve işte cumhuriyetçiler iki taraf karşı karşıya geliyor. Geçen seçimde eğer yanılmıyorsam 62 tane aday varmış ama biz iki tanesinin ismini biliyoruz. Evet. İki kişi. Bizde de öyle bir duruma gelecek gibi başkanlık sistemi devam ettiği sürece doğrusu da aslına bakarsanız budur. Vatandaşın bu şekilde gitmesidir. Ama yerel belli yerden çıkıp çıktığı yeri kötüleyerek bir yere gelmek isteyen bir siyasi parti bugüne kadar Türkiye'de çok başarılı olmadı. Ama sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı da belli bir partiden çıktı. Yeni bir parti kurdu. Ama çok başarılı. Aslını inkar etmedi hiçbir zaman. Nereden geldiğini inkar etmedi. Çizgisini inkar etmedi. Paralel bir parti kurdu ve hiçbir zaman gelmiş oldu. Selamet Partisi'ydi o zaman. Hı hı. Ne partisini kötüledi ne bir şey yaptı. Oradan ki yolla çıkan arkadaşlarla yola çıktı.
Ve işte gelinen nokta ortada. Şimdiki Gelecek Partisi, Deva Partisi gibi partiler çıktıkları yeri çok kötülüyorlar. Eğer Muharrem İnce, efendim Mustafa Sarıgül aynı şeyi yapar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kötülerlerse onların da neticesinde çok başarılı olacağına inanmıyorum. Bu genel anlamdaki Türkiye genelinde olabilecek senaryolar. Yerelde bizim Kuşadası'nda biz Cumhuriyet Halk Partisi gerçeği var. Yani yapılan kamuoyu yoklamalarında %70'in, %75'in üstünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları çıkıyor burada. Anayasa... Ama %70-75 çıkıyor yoklamalarda ama mevcutta en son 58 aldı. Adayların en yükseği toplayan galiba Özer Bey'di. Adaylar o şehit oyu toplayamıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreci içerisindeki demokratik olduğunu söyledikleri ama uygulamadıkları ön seçim konusu ilçelerde çok büyük kırgınlıklar yaratıyor. Yani en sonki 16 mı 17 mi aday adayı vardı. Evet. Tabii ki bir tanesi seçilecek ama bu seçilecek olanın belirleme süreci içerisinde diğer 16'yı yok sayar. Diğer 16'nın hiçbir tanesini işte ben onu sevmiyorum, işte büyükşehir bunu istemez, işte yönetimle bu konuşmaz şeklinde TÜKAK'a yaptığınızda bölünme parçalanma çok oluyor. Ve o oy alınamıyor. Dolayısıyla Kuşadası'ndaki bu Cumhuriyet Halk Partisi gerçeğinin üstesinden gelebilmek için bir, buradaki ittifakın kendine bulacak olduğu, karşıdaki ittifakın, yani Cumhur İttifakı'nın kendisine bulacak olduğu adayın gerçekten Kuşadası'ndaki demokrat ve liberal kesimi temsil eden birisinin olması ve sürecin doğru tespit edilerek yola çıkılması lazım. Behçet Bey'le ilgili sorduğunuz soru, Behçet Alp hırslı, siyasette yer edinmek isteyen genç bir arkadaşımız. Yani başarılar dileyim ona, yolu açık olsun. Deva Partisi'yle çok yol kat edeceğine pek inanmıyorum. Ama genel siyaset içerisindeki duyduklarımız eğer Deva Partisi Millet İttifakı içerisinde yer alacaksa tahmin ediyorum kendi kafası içerisinde Millet İttifakı'nın acaba adayı olarak gidebilir miyim diye bir düşüncesi olabilir. Eğer onu becerebilirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin özüne baktığında belki becerebilir. O zaman şansı var. Aksi halde pek şansı olduğunu düşünüyorum. Bu arada yaklaşabiliyor muyuz oraya? Yakınlaşabiliyor muyuz? Başkanım biz buna alışığız. Şimdi bakıyorsun mesela tam dikkatinizi çekmiyor şu anda. Kuşadası yazısının altına bakar mısınız? Piknik mi var yoksa ağaç mı kesiyorlar? Ya da çöp mü atıyorlar? Ne var çöp orada? Temizliyorlar Sayın Başkanım. Belediyemiz sağ olsun biz genelde yayın yaptığımız yerlerde neresi gözüküyorsa 10 dakika sonra temizlik ekiplerini gönderiyorlar. En azından biz de diyoruz ki Kuşadası'nda faydamız var bizim. Aynen, evet. Nerede olursak belediye ekibi hemen temizlik işlerini gönderiyor. Fakat neresi gözükürse. Doğru dürüst yol yok, şey yok. O kadar çöp nasıl birikmiş ki? En son Kese Dağı'ndan biz yayın yaptığımızda zaten baktık orası leş gibiydi. Sağ olsun şehir emin 10 dakika sonra gönderdi yayındayken hemen temizletti. Şu anda da galiba yayında orada biraz şeylik gözüktüyse sanırım orayı. Ya neyse temizlik güzeldir. İmandan gelir, yürekten gelir, PR'dan da gelir diyelim. Siyasette doğru bir muhalefet, doğru çalışan bir basın, doğruları anlatan insanlar aslına bakarsanız idarenin karşısında olmaktansa onların daha iyi çalışmasını sağlar. Yani eğer sen muhalefetini sadece kavga etmek için değil, Kuşadası'ndaki eksikleri anlatmak için yapıyorsan gazeteci olarak bunları insanların karşısına getiriyorsan bu karşı durmaktan ziyade bir durum tespitidir. Hı hı. Bundan da zaten iktidar kendine bir yol çıkarır ve bu kamunun işine yarar. Bazı yerlerde vatandaşın diyormuş işine yarar. Erol Özkan'a zaten karışmayın, şey yapmayın, o işini yapıyor. Biz de eksikleri görüyoruz diyorlarmış. Bilmiyoruz artık, yalan doğru da. Şimdi şu var başkanım, oradan konuya girmişken muhalefet iyidir. Zaten basının görevi de muhalefet yapmaktır esasında ki yanlışları gösterelim, doğrular bulunsun diye. Tabii. Kamu adına çünkü hizmet ediyorsunuz. Aynen, aynen o şekilde. Şöyle de bir durum var.
biz herkesi çağırıyoruz yayınımıza. Bize de diyorlar ki en azından seçim döneminde biz sizle çalıştık. Evet. Yani ben bireysel olarak sizle çalıştım. Onun öncesi de Cumhuriyet Halk Partisi Esat Bey'le de çalıştım. İşimizi yapıyoruz. Hiçbir partili değiliz. Ki partili olmadığımız sizde zaten. Yakından biliyorsunuz şimdi biz mevcut belediyeye muhalefet yaptığımız zaman vay efendim sen AK Partisi'nde bilmem ne diyorlar. Ben de çok gülüyorum. En son yine buradan da söyleyeyim. Ben AK Partili olmadığını biliyorum en azından. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken benim yazmış olduğum bir yazıdan dolayı ben hala onun para cezasına çarptırdım. Hala da ödüyorum yani. Evet. Ondan sonra diyorum ben nasıl AK Partiliyim ben de merak ediyorum diyorum. Biz birçok siyasetçiye zaten hep davet ediyoruz. Sağ olun siz ikinci kez konuk oldunuz. Herkes de geliyor ki son dönemde birazcık Cumhuriyet Halk Partisi olanlar Ömer Bey'in hışmından korktuklarından herhalde birazcık ayağı kestiler açıkçası. Ama normalde her zaman gelen kişilerdir ki diyaloglarımız var sağ olsunlar. Ömer Başkan'ı biz hep yayına çağırıyoruz. Yani siz de arada konuşuyorsunuz ya bari bize bir torpil yapın da Ömer Başkan'ı bir yayına çıkaralım. Direkt sordunuz mu ben gelir diye düşünüyorum. Valla biz birçok canlı yayında çağrı yaptık. Kendisiyle konuşmadığımız için bunu birebir soramıyoruz ama bu çağrımızı insanları yani şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Normal hayatla siyasi ya da meslek hayatını karıştırmayanlardan birisiyim. Ki sizi nasıl ağırladıysam kendisini o şekilde de ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bir problem de yok onda. Bence olması gereken o. Netice itibariyle seçimi kazandı. Memleketin belediye başkanı o. Ben seçim zamanı hatırlarsanız kürsüden beraber mitinge çağırmıştım. Oraya da gelmedim. Yani bu şekildeki yayından ziyade birebir aranıp hani hem makamına saygı olarak çağırmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Onu da gelir de diye düşünüyorum. İnşallah. Son iki sorumuz. Buyurun. Kuşadası'nın bir yıldan beri büyük çilesi deyince sokaktan 100 kişiyi sorsak 99'u tek yönden bahsedeceksin abi derler zaten. Tek yön için ne diyorsunuz? Bir geçen ilk pandemi döneminde haldır uldur tek yöne çevrildik. İkinci pandemi döneminde bir iki yer tek yönden vazgeçildi. Normale dönüyor ki zaten Happy Topu bir İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı'nın bir kısmı tek yönde kaldı. Diğer her yerden neredeyse vazgeçildi. Ve de trafik ışıkları kondu. İlçemizin merkezinde trafik ışığı var. İlk trafik ışığı denemesini yapan belediye başkanı sizdiniz. Evet. Ve çok çabuk vazgeçtiniz. Evet. O dönemi bir anlatır mısınız? Yani neye göre trafik ışığı koydunuz? Neye göre vazgeçtiniz? Trafik ışığını koyduğumuzda biz ilk belediyenin önünden başladık. Oradaki yuvarlak içerisinde işte Adnan Menderes'ten gelip efendim söyleyeyim aşağıya İnönü'ye dönecek olanlar veyahut yukarıya mezarlık tarafına veyahut yukarıdan gelenlerin o kadar birbirlerinin içine girmeye başlamışlardı ki yanlıştı. Koyduğumuzun yanlışlığını o zamanki trafikle ilgili emniyetle gerekli çalışmayı yapmadığımızdan, minibüsçülerle oturup tartışmayı yapmadığımızdan, orada yaşayan insanlarla konuşmadığımızdan, Kuşadası'ndaki şoförler, Kuşadası'nda araba kullanan vatandaşlarla sohbet etmediğimizden yola çıktı. Emniyet hemen dedi ki yanlış yaptın. Neden? Çünkü trafik ışığı koyduğun yerdeki en önemli noktalardan bir tanesi ışığın olan yerde depolama alanın yani kırmızı ışık geldiğinde işte kaç araba orada önce sayısını belirliyorsun. Atıyorum bizim orası için diyelim ki 10 araba olsun. Bizim yuvarlakta 3 araba, 2 araba, 4 araba neyse ötesinde depolama yapma mümkün değil. Aksi halde öyle bir sıkışıyor ki yeşil yandığı zaman dahi yukarıdaki trafik akmıyor bu sefer. Dolayısıyla kaldırdık. Yani Kuşadası'ndaki hiçbir şeyde meydanda, yuvarlakta, Şevki Asırcı Meydanı, Kaya Şavkay Meydanı, belediyenin önü, efendim İnönü'nün çıkışı bunların hiçbir tanesinde kırmızı ışık yandığı zaman depolama yapabileceğiniz bir yer yok. Onun için trafik ışıklarının Kuşadası'ndaki çalışma olasılığı biraz düşük. Tek yön konusuna gelince tek yönü yapmadan önce sağ olsun çağırdılar bizi de ama kararları vermişlerdi. Bütün çalışmalar bitmişti. Tanıtım yaptılar. Evet. O zaman da söyledik. Bizim de programımızda vardı. Tek yön Kuşadası için bir gereksinimdi. Ama altyapısı gerekli altyapıdan kastım yol kaldırım ışıklandırmadan bahsetmiyorum. Şoför esnafıyla, yaşayanla
esnafla mesela bahçe arası sokak. İki sefer yanlış hatırlamıyorsam protesto yapıp sokağı kapattı oradaki esnaf yaşayanlar. Şimdi bizim insanımızda şöyle bir maalesef doğru değil ama öyle Türküz böyle arabasını görmek istiyor. Evin önüne koyacak. Yani sıkılmasa gidecek bakkalın içine kadar arabayla girecek alacak. Tamam bunlar doğru ama ne olursa olsun bir de gerçek. Biz burada yaşıyoruz ve biz böyle insanlarız. Dolayısıyla bunların hiçbir çalışması yapılmadan ben yaptım oldu şeklinde bir kararla bir sürü yeri kapattık, bir sürü yeri şey yaptık. Bu şeyinizden dolayı şimdi şey diyebilir ya şoförlerle konuştuk, şoförler olsa başkayla konuştuk. Ne dönüyor ama şoför esnafına gidip biz dinlediğimizde berbat bir sistem diyor hepsi. Hemen hemen hepsi yok, diyelim. Yani şoförler odası başkanının mesleği terzilik. Bakma adam olmadığı için şoförler odası başkanlığı bu zamana kadar onun tarafından götürülüyor. Dolayısıyla onun lafından ziyade bilfiil minibüsü kullanan, taksiyi kullanan kişilerle konuşulmalı. Taksi durakları, minibüs duraklarıyla sohbeti yapılmalıydı. Dediğim gibi orada yaşayan esnafla, yaşayan insanlarla konuşulmalıydı. Dünyanın hiçbir yerinde çift gidiş geliş şeritli olan bir yer kapatılmaz. Bilakis bunlar trafiği rahatlatılmak için yapılmış yerlerdir. Biz bunu kapattık. Ben ona dediğim Sayın Belediye Başkanı'na şöyle dedim. Bak dedim bunun dünyadaki en iyi uygulaması Londra, Türkiye'deki en iyi uygulaması Bodrum. Bu insanlar bunu parti parti girdi. Bodrum bir sokakla başladı. Baktı gördük ki o bir sokak yetti. O deniz kenarında. Aynen. Başka bir yeri ki yapmadı. Büyütme ihtimali de yoktu. Yok. Zaten. Londra başladı. 3 sokakla başladı. 3-4 senede bir sokak koyuyor, ilave ediyor. Trafiğin işleyişini gördükten sonra. Şimdi gemiler yok. Biraz önce Alper arkadaşımız sağ olsun söyledi. Geldikten sonraki buradaki otobüslerin gidişi gelişi Kuşadası'ndaki bütün sen şeyi değiştirmeye kalkıyorsun. Bu otobüs hadi diyelim ki Güvercin Ada tarafından gitti. Dönüşü nereden gelecek bu otobüs? Ne oldu bugüne kadar yatırım yapan bir sürü dükkanlara, şunlara, bunlara? Aynen. Yani olabilir, bu da bir tercihtir ama bunları tartışman, konuşman, insanların ona göre kendisini hazırlaması lazım. Kaldı ki mesela pandemi bunun için bir süreçti. Desen ben bu güzergahı değiştiriyorum arkadaş. Bundan sonra alışverişi şu şekilde yönlendireceğim. İşte şunu bitireceğim, komisyon şu bilmem. Plan. Planla, plan. Dolayısıyla insanlar da kendilerini ona göre planlar. İnsanlardan kastım esnaf ve yatırımını yapar ya da yapmaz. Fakat bunların yani biz gittiğimizde bilgisayarda bir beyefendi bu konuda iyi olduğunu söyleyen, tanımıyorum kendisini. Bir beyefendi bilgisayarda bizim bakın dedi trafik ne kadar güzel yürüyor. Dedim inşallah o bilgisayarda gözüktüğümüz gibi yürür yani. Sen dedim, kaç kişiyle konuştun Kuşadası'nda? Kimseyle konuşmamış. O beyefendi geçen haftaki yayınımızda bize yolu şöyle vereceğiz. Elle işaret ediyordu. İşte. Yani tekrar söylüyorum. Yeni yani bakın 2000 diyelim 99 yani son 20 senede dönüyorum ondan önceki iki dönem Engin Bey'in bir dönem Lütfi Bey'in efendime söyleyeyim ettim size 35 sene. İhtilal 80 sonrası aşağı yukarı 40 senede Kuşadası'nda iki tane bulvar açıldı. İkisini de biz açtık. Yani yeni yol da açılmıyor. Bu tek yönle çözülebilecek evet belki bir problem ama üstünde çok çalışıp çok tartışılması lazım. Şimdi biz açtıktan sonra anladığım kadarıyla tartışılıp çalışılıyor ve bir şekilde düzeltilmeye başkanım, yönüne gidiliyor. Şimdi hani burada yayın konuğumuzsunuz diye ciddi anlamda o şekilde söylemiyorum. Tüm Kuşadası halkının yatıp kalkıp o ikinci yolu açtığınız için size bir teşekkür etmesi gerekiyor. Düşünsenize o da açılmadıysa, açılmamış olsa olsaydı. Tamamıyla yani hayat dururdu yani Kuşadası'nda. Dediğiniz gibi inşallah başka yollar da açılabilir ama bakıyoruz ki zor gibi duruyor şu anda. Bakın tekrar aidiyet konusuna geleceğim. Mevcut yönetimdeki benim müdür, yönetici, efendime söyleyeyim işte belediye başkanı, meclis üyesi arkadaşlara tavsiyem eskilerle konuşsunlar. Biz o yalı benim o zaman bayındırlık işleri amirim Salim Bey vardı. Açıyoruz mu başkan dedi. Aç lan başla dedim. İstimlak gelir dedim arkadan istim. Sen başla. Mahkeme şu bu bat. Ben gittim ondan sonra tek tek insan bir kişi beni mahkemeye verdi orada. O da sonra çekti mahkemeyi geri. Tek tek insanlarla konuşa konuşa istimlak etmeden biz o yolu açtık gittik. Şimdi çağırıp konuşmak lazım eskilerle. Burayı ne yaptın? Ne şekilde açtın?
Mesela bizim evin önünde yağmur drenaj boruları kondu tekrar. Bak burada bir belediye başkanlığı yapmış Engin Bey. Hadi Lütfi Bey hayatta değil ama onun beraber çalıştığı bir takım insanlar orada. Ben buradayım. Oraların altyapılarını bizim zamanımızda oldu. Çağır bir sor. Arkadaş oradan ne geçirdin? Kaç metreye indin? Bir ayda bitecek olan şey 5 ayda bitti. Aynen. Çünkü eskiye dönüp sormuyorsun. Bir de o zaman da ben size sormuşum. Tam sizin eviniz önünde yani Atatürk heykelinin orada bir toplanma noktası yaptılar. Evet. Dere de oradan geliyor. Evet. Yani bütün korkunuz ki onu söylüyorum ben. Oraya ufak künkler falan da yerleştirdiler. Demin bahsettiğiniz yani fizik kuralı yani hızlı ve sert gelen yan tarafı kestiği an o yeni yapılan yerlerin patlaması yani çok olası bir durum. İnşallah öyle bir şeyler olmaz. Olmaz inşallah. Başkanım son soru. Bitirdik. Fuat Akdoğan. Yıl 2020. Son haftadayız artık. Bundan sonra siyasete tamam diyor mu? Yoksa devam diyor mu? Martılar ne kadar güzel geçiyor orada. Ben 99 senesinde... Ne geçiyor aklınıza? Böyle akşam yani yastığa kafayı koydunuz. Ulan ben hala devam edeyim kardeşim mi var? Ya bırakayım ya da siyaseten bir tık artık yukarılara çıkalım. Milletvekilliğine bir geçelim mi var? Ya da örnek şu kişiye ben destek vereceğim. Yani en azından bilge kan derler ya. O şekilde birisini destekleyecek misiniz? Kafadaki şu andaki, tabii ki bu değişken olabilir. Önümüzde daha yerel seçimlere de 3 yıl var. Ya da genel seçimler milletvekili düşünüyorsanız. Ama ilk başta kafada ne şey, bir şeyler şekillenmiştir mutlaka. Şimdi bakın benim tamamen siyasetten kopup gidip o sahneden silinmem Kuşadası içerisinde pek mümkün gözükmüyor. Belki doğru da değil. Benim bugüne kadar Kuşadası'nda siyaset yapıp hayatta olan insanların neredeyse tamamıyla hala da sohbetim, muhabbetim var. Eski meclis üyeleriyle, belediye çalışanlarıyla, eski belediye başkanları yapmış büyüğümüzle, küçüğümüzle, yaşlaşımızla. Dolayısıyla zamanı geldiğinde bu insanlarla bir takım bilgileri, bir takım belgeleri, bir takım tecrübeleri paylaşmak benim en azından bir Kuşadası yaşayanı, burada doğup büyümüş, 600 senedir sülalesi burada yaşamış bir insan olarak görevim. 99'da bir ilk seçildik. O zaman çok büyük paralara ihale edilmiş bir kuşatak projesi vardı. İptal ettik onu. Tabii karşı taraf onaylanmış, belediye tarafından onaylanmış bir projeydi o. Karşı taraf bizi mahkemeye verdi. Bu süreç içerisinde rahmetli Süleyman Bey, Süleyman Demirel Bey, beyefendi o zaman Cumhurbaşkanı. Köşke çağrıldım ben. Gittim köşke. Neyse konuyu izah ettik, anlattık nedir ne değildir filan. O sohbeti yaptık. Ayrılıyorum artık. Adettendir dedi, gel bakalım bir resim çekilelim dedi. Çankaya'da o zaman. Çankaya'da köşkteki makamdan çıktıktan sonra böyle dar uzun bir koridor var. İşte Cumhurbaşkanı forsu, orada Cumhurbaşkanı duruyorsunuz. Karşıda gidip fotoğraf çekiyor. Dijital fotoğraflar, makineler yok o zaman. Çocuk filmi takarken düşürdü. İşte orada bir buçuk iki dakika daha yan yana rahmetli Lütfi Bey'le iyi tanışıyorlar. Sen dedi Lütfi'nin dedi akrabasısın değil mi dedi. Evet efendim dedim. İyi siyasetçiyiz dedi. Cevap vermedim ben. Siyasette kalsaydı iyi yerlere Ankara'ya alacaktık onu dedi. Hayırlısı efendim ama işte ömre vefa etmedi filan şeklinde konuşurken demek istiyorum ki dedi, siyaset bulaştı mı bir kere dedi gitmez dedi. Hayat kadınlara benzer bu işler dedi. Bırakamazsın dedi. Hayırlısı efendim demekle kaldım ben. Fakat yıllar içerisinde direkt siyasi, ondan önce bir ilçe başkanlığım var. İşte meclis üyeliği vesaire. Şeye girince nedir o? Direkt siyasetin içerisinde belediye başkanı olarak girince ve süreç içerisindeki yaşadıklarımı gördüğümde ne demek istediğini gayet iyi anladım. Madde madde söylüyorum. Siz kafanızda ya da Kuşadalılar kafasında birleştirsin. Üçüncü konu biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye siyasetinde önümüzdeki 2-3 sene içerisinde gelişecek, değişime uğrayacak, katkı olacak
belki bölünecek birçok siyasi oluşum var. Bunların sonucunu beklemek lazım. Sonuncusu ve benim açımdan en önemlisi, mevcut Büyükşehir Belediye Yasası'nın Kuşadası gibi, Bodrum gibi, efendim Çeşme, Marmaris, Ayvalık gibi ilçelere uygun düşmediği, uygun olmadığı kanaatindeyim. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, mahalli idareler, bunlara giden belediye başkanlarından, bahsettiğim büyük ilçelerin belediye başkanlarından şikayetler neticesinde de çalışılmakta olan yerel yönetimler yasa tasarısında Büyükşehir yasası ile ilgili oldukça ciddi değişiklikler öngörülüyor. Dolayısıyla bu bahsettiğim 4 madde içerisinde 2 tanesi somut, 2 tanesi soyut partiler kurulacak. Yerel yönetimler yasa tasarı değiştirilecek dediğim soyutlar da somutlaşsın. Biraz daha zaman geçsin. Tekrar bir daha değerlendirelim. Ama şu anda kendi hayatıma devam etmek, siyasetten ziyade artık yaşım ilerledi. Biraz daha kendime bakmak önceliğim. Efendim, ama yaş 85 bu arada, hatırlatalım. Yaş ilerledi. Tamam, ben kopar mıyım bilemiyorum. Daha başkanım 60 değilsiniz ya. Değil mi? İşte işliyoruz 60'ı. 61 doğumluydunuz değil mi? Evet. 59 diye sayalım biz onu. Öyle söyleyelim. Yani ben kendi görüşümle burada başkana söyleyeyim hazır. İnşallah biz başkanın, yerel yönetimler değişirse okey, belediye başkanı olarak görmek isteriz. Ama mevcut bu şekilde de devam edecekse başkanım, artık Kuşadası'ndan İktidar Partisi'nin bir tane milletvekili çıksın ki. Çünkü demin de söylediğiniz gibi buraya bir hükümet yatırımı olması gerekiyor. Mutlaka olması gerekiyor. Evet, hükümet şu anda da yatırım yapıyor. Devlet hastanesi ya da şu anda merkez okulumuz yapılıyor, yenileniyor, ediliyor. Onda bir sıkıntı yok ama mevcut bir belediye başkanıyla beraber Kuşadası şöyle bir alaşağı edilip baştan bir yapılması gerekiyor. İnşallah bir milletvekili olursanız buna da ön ayak en azından olursunuz diye düşünüyorum ben. Herhalde sırtınızı dönmezsiniz kendi memleketinize canım. Böyle bir şey de olmaz. Yok. Yani Kuşadası'ndan benim kopmam ya da bana ihtiyaç duyduğu yerde hayır ben yokum, hiçbir şekilde yardımcı olmam demem söz konusu değil. Başkanım, vakit ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, ilk başta Alper Özay ile beraberdik. Birinci bölümde. İkinci bölümde de Fuat Akdoğan'la birlikte olduk. Haftaya konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Aydın İl Başkanı Barkan Kolunoğlu'muz olacak. Onunla gündemi değerlendireceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı günler.